الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين نيسان سورة 37. آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Hakikaten hazin olan, taşınması güç olan olay, İnsanın bir yanlışı yapıp da bir de bunu başkasına yaptırması. Yani kendi yükünü, günahını yüklendiği yetmiyor gibi bir de başkasının günahını yüklenmesi. اَلَّذ۪ينَ يَفْخَلُونَ O kimseler ki kirlilik yaparlar. Bununla da kalmaz. وَاَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ Ve insanlara da cimriliği emrederler. Siz de cimri olun derler. Eli sıkıdır, başkasının da elinin sıkı olmasını ister. Bununla da kalmaz. وَاَيْكْتُمُونَ مَا عَذَامُ اللّٰهُ فَضْلِ Allah'ın kendisine fazl-ı ihsanından, ikram ve lütfundan vermiş olan şeyi de bir de tutar, nankörlük edip kesmederler, gizlerler, saklarlar. Ve a'tedna lil-kafirine azaben mühina. İşte biz kafirler için alçaltıcı, düşürücü, kıymetsizlendirici, zelil kılıcı bir azabı o kafirler için hazırladık. Evet, bunlar ki sonunda da kafir olarak ifade etmesi demek ki bu aslında cimrilik küfre ait bir sıfattır. Cömertlik ise vermek ise peygamberlere ait bir sıfattır ve ondan müminlere geçen müminlerin bir sıfatıdır. Bunlar cimrilik edip Allah için din ve millet ilerlemesi için fakirlerin fakirlikten kurtulması, milletin çoluk çocuğunun zamanı icablarına göre eğitim ve öğretimlerinin tamamlamaları uğrunda mallarını o sarf etmeyenler, gizleyenler, saklayanlar, vermeyenler, cimrilik yapmaktan başka başkalarına cimriliği tavsiye eden, bir de buna ilave eden Allah'ın kendi fazlı ve ihsanından ve kereminden ihsan ettiği nimetini gizleyen kimselerdir. Kafirler için son derece hor ve zelil, alçaltıcı, hakir kılıcı azap hazırlamışız. Evet, demin de ifade ettiğimiz gibi bu ayet işaret etmektedir ki cimriler neredeyse kafir ve müşrik derecesindedirler, isimdedirler. Onlar da cehennem azabına onlarla beraber, o kafir olanlarla beraber ortaktırlar neredeyse. Onun dehşetini Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Bu ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili olaraktan Süddi Yahudiler hakkında indiğini, burada ifade edilen cimrilikten maksadın ise Resulullah'ın isim ve sıfatlarının insanlardan gizlemleri olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Yahudilerin hahamları içinde Cenab-ı Hak yektumun ifadesini kullanır. Yani onlar hakikati gizlerler, ifade etmekten kaçınırlar. Bunlara göre ayet-i kerimenin bu bölümünün izahını şöyle yapar. Şüphesiz ki Allah böbürlenen ve övünen kişileri sevmez. Onlar o kimselerdir ki Muhammed'in isim ve sıfatları hakkındaki bilgileri insanlara öğretme hususunda cimri davranırlar ve bu bilgilere sahip olan insanlara da cimri davranmalarını emrederler. Bunlar Allah'ın kendilerine lütfundan vermiş olduğu Tevrat'taki bu gibi isimleri gizlerler. Yine İbn-i Zeyd ve Abdullah bin Abbas ise bu ayet-i kerimenin Yahudiler hakkında indiğini ancak burada zikredilen cimriliklerinden maksadın mallarını harcamada cimrilik etmeleri olduğunu ve gizlediklerinden maksadında Resulullah'ın sıfatlarını gizlemeleri olduğunu söylemişlerdir. Ki biliyorlar, bile bile bildikleri halde ve de bekliyorlar ve şu anda geldi diyorlar, alameti çıktı diyorlar. Buna rağmen Efendimiz gelip de peygamberliğini ilan etmiş olmasına rağmen bunu bizzat gizliyor, ketmediyorlar. Evet, Taberi bu konuda ayetin izahında tercihe şayan olan görüş birinci görüşüdür der. Ayet-i kerimede onların hem cimrilik ettikleri hem de başkalarının cimri davranmayı emrettikleri beyan edilmekte. Buradaki cimrilikten maksadın mali yönden cimrilik olduğu söylenecek olursa bu takvimde hiçbir ümmette görülmeyen ve herkes tarafından yadırganan bir şey yapmış oldukları söylenir ki o günün toplumu içinde yaşayan insanların bu hale düşmüş olmaları beklenmez der. Zira insanlar bizzat kendileri cimri olsalar da başkalarına mali yönden cimri davranmayı emredemezler. Çünkü cimrilik her topluluk ve her fert tarafından kınanan, cömertlik ise herkes tarafından övülen ve takdir edilen güzel bir haslet olmuş olmaktadır. Hazreti Ebu Bekir de der ki, cimrilikten daha büyük bir hastalık nedir, ne vardır? Yani en büyük o
odur. Efendimiz hadislerinde cimrilikten kaçının, zira cimrilik sizden öncekileri helak etmiştir. O cimrilik onların kanlarını akıtmaya ve kendilerini haram kılınanları helal saymaya sevk etmiştir der. Böylece müfessirlerin çoğu derler ki bu ayet Efendimizin sıfatını, vasfını kendi yanlarında kitaplarında yazılı olarak buldukları halde bunu insanlara açıklamayı gizledikleri için Yahudiler hakkında nazil olmuştur der. Genel kanaat bu şekilde. Yani bu mana bütün kıyamete kadarki insanları kapsadı da özellikle cimrilik ama ketmeme konusunda özellikle ve özellikle önceki ayetlerde de geçtiği üzere bundan muradın Yahudiler olduğu açıkça ifade edilmiş olmaktadır. Yine Mücahit der ki bu ayetle beraber bunlar Allah'a ahiret gününe inanmış, Allah'ın verdiği rızıklardan sarf etmiş olsalardı ne zararı olurdu? Oysa Allah insanları bilir. Ayetine kadar 3 ayet Yahudiler hakkında inmiştir der. Peki mesela bunlar Ensardan bazı kişilere yani bu Yahudi cemaati hakkında nazil olmuş. Katılır ve onlara derler ki mallarınızı Allah yolunda harcamayın. Zira sizin fakir düşeceğinizden endişe ediyoruz. Hakikaten bahane o. Yani sen veriyorsun ama yerinde bir şey kalmaz fakir düşersen sonra ne olacak? Sen başkasına muhtaç olacaksın. Avukat gibi hakikaten böyle insanı ilk etapta frenlettirecek, duraklattıracak. Bakıyorsunuz gözünün önüne nefsin de yardımıyla bunu getirmiş oluyor. Beni İsrail'in alimleri yanlarındaki ilimden cimrilik ederlerdi. Bundan dolayı da bu ayetin indiği ifade edilmiş olmaktadır. Bununla teyiden Kâb İbn-i Eşref'in dostu ve anlaşması Kerdem bin Ziyad, Üsame bin Habib, Nafi bin Ebi Rafi ve Nafi, Bahri bin Amr, Huyey bin Ahtab ve Rifa'a bin Zeyd bin Tabut adlı Yahudiler, Efendimizin ashabından Ensardan bazılarına gelir, onlara öğüt verir bir havaya girerek, mallarınızı böyle infak etmeyin, bu mallarınızın tükenerek fakirleşmenizden korkarız. Bu kadar hızlı ve çok sadaka dağıtmayın, yarın neler olacağını bilemezsiniz derlerdi. Bunun üzerine bu ayeti Rabbimiz indirmiş oldu. Evet, Cenab-ı Hak demek ki bu ayeti özellikle bu sıfat Yahudilere ait cimrilik de olsun ve ketmetme olayı da olsun olduğu içindir ki onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vermiş oldukları lütufları da gizlerler. Efendimizin sıfatlarını saklarlar. Onlar için hor ve hakir edici bir azaba da bu yapmış oldukları yanlışlıktan dolayı aslında duçar olarak olurlar ve bunun da maalesef farkında da olmazlar. Evet, cimrilik ve konusunda şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki şu hadis aslında cimriyle cömerti tanıtması yönünde yeterlidir. Efendimiz buyuruyor. Es-sahiyyu habibullah velev kâne fâsikan el-bahîru azullullah velev kâne sâliyen. Yani cömert olan insan Allah'ın dostudur. İsterse fâsık ve günahkar olsun. Cimri olan insan Allah'ın düşmanıdır. Evet. İsterse salim ve iyi kimse olsun. Hakikaten çok düşündürücü. Cömert, Allah'ın dostu. İsterse kötü bir insan olsun. Fasık ve günahkar olsun. Cimri olan insan Allah'ın düşmanı. Ama isterse salih ve iyi kişilerden olsun. Onun için Kur'an'da Rabbimiz eline bağlı olarak boynuna asma. Onu büsbüsünde açıp saçma. Sonra kınanmış peşiman bir halde oturup kalırsın. Denge unsurudur. Ne cimri ne israf. İsrafta israf durumu vardır. Cimrilikte de tefrit durumu vardır. İslamiyet vasattır. Yani ne cimri ol, ne müsrif ol. Yani demek ki İslamiyet denge dini olduğu içindir ki, denge unsurunu sağlamış olduğu içindir ki, elbette ki bu konuda ikisinden de kaçmak gerekir. Bakınız, Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadiste diyor ki, Resulullah'a sordu, hangimiz sana daha erken kavuşacağız? Eli daha uzun olanınız buyurdular. Hazreti Peygamber bu tabirle daha cömert olanını ve bol sadaka verenini kastetmiştir. Tıpkı eli delik olan insan müsrif olarak isimlendirildiği gibi. Evet, çünkü o insan Allah'ın dostudur. Yine bakınız, bir hadiste Efendimizin Hazreti Esma'ya şöyle hitap ettiği ifade edilir. Ya Esma, sadaka kapısını bağlama ki senin üzerine de Allah cennet kapılarını, ahiret kapılarını bağlamasın. Diğer bir rivayette Allah için harcadığını saymaya kalkışma ki
senin üzerine olan ihsanı sayılmasın. Ya bu manada Efendimizin kimliliğin kötülüğü, cömertliğin güzelliği ile ilgili birçok hadis-i şerifleri hadis kitaplarında Sahih Buhari'de, Kütüb-i Sitte çokça mevcut olmuş olmaktadır. Evet, mümin kerim olmalıdır. Bakınız Beydavi'nin beyanı üzere bu kulle israf, yani cimrilik ile israfın zende ve kınanmada müsavi olduklarına işaret için Cenab-ı Hak evvela buhlu cimriliği ve arkasında da riyayı gösteriş yapmayı zemlemiştir. Çünkü cimrilik yapıp da malını sarf etmemekle, malını layık olmayan yerlere sarf etmekten ibaret olan israfın fenalıkta ve zemmi celbetmekte aralarında fark yoktur der. İkisi de çirkin, hoş olmayan bir davranış ve tavır olmuş oluyor. Hadiste cimrilik ile ilgili zaten başlı başına bir bölüm var. Hatta 390 numaralı hadisten itibaren başlıyor. Teberrüken bir hadis okuyalım. Ahnef İbni Kays anlatıyor. Ben Kureyş'ten bir grupla oturuyordum. Oradan Ebu Zer geçti, şöyle diyordu. Mal biriktirenleri cehennem ateşinde kızdırılan taşlardan üzere, bu kızgın taşlar onların her birinin memelerinin uçlarına konacak, ta kürek kemiklerinden çıkacak, kürek kemiklerine konacak, ta meme uçlarından çıkacak, böylece çalkalanıp duracaklar dedi. Bu konuşmayı dinleyenler başlarını indirdiler. Onlardan hiçbirinin bu adama cevap verdiğini görmedim. Bunun üzerine adam dönüp gitti. Ben de peşinden onu takip ettim. Nihayet bir direğin dibine oturdu. Bu adamların senin kendisine söylediklerinden hoşlanmadıklarını görüyorum dedim. Şu cevabı verdi. Bunların hakikaten hiçbir şeye aklı ermiyor. Dostum Ebu Kasım, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde beni çağırdı. Yanına varınca bana, Umut görüyor musun dedi. Evet görüyorum dedim. Bunun üzerine, bunun kadar altınım olmasını istemem. Olsaydı 3 dinar müstesna hepsini infak ederdim. 3 dinar müstesna hepsini infak ederdim. Fakirlerin ihtiyaçları için dağıtırdım buyurdu. Ebu Zer önceki sözünü teyitle, bu Kureyşler var ya, dünyayı topluyorlar, hiçbir şeye akılları ermiyor dedi. Ben, seninle bu Kureyşli kardeşlerin arasında ne var ki onların yanına uğramıyor, onlardan bir şey almıyorsun dedim. Ebu Zer, hayır, Rabbine yemin ederim. Ta Allah ve Resulüne kavuşuncaya kadar ben onlardan ne dünyalık isterim, ne de kendilerine din namına bir şey sorarım dedi. Ben tekrar şu ihsan meselesi hakkında ne dersin dedim. Sen onu al. Çünkü bugün onda bir nafaka var. Ancak bu ihsan dini karşılığında yapılırsa bırak alma dedim. Ve bu meyanda yine Efendimizin deminkini teyiden Uhud'la ilgili olarak da 3 dinarın dışında diğerlerini dağıtırdım ifadesi. Bu manada epey Efendimizin cömertlik ile ilgili, cimriliğin kötülüğü ile ilgili ifadeleri, hadisleri mevcut olmuş olmaktadır. İzahlarıyla beraber, açıklamalarıyla beraber gayet çok bu konuyla ilgili epey de bilgi bulabilirsiniz. Kütüb-i Sitte ve tercümesinde bu konuda dediğim hadis numaralarında mevcut olmuş olmaktadır. Yine aynı noktaya bakillik, cimrilik, buhulet ifadesine gelelim. Nimetleri, ihtiyaçları esirgenmesi doğru olmayacak kimselerden esirgemektir. Karşılığı ise cömertliktir. Yani cömertlik ve cimrilik taban tabana birbirine zıt konulardır. Aslında cimrilik sadece malda da değil, ilimde de öyle. Adam biliyor ama söylemiyor. Yani her şeyin bir zekatı vardır. Böylece her şeyin zekatını vermeyen insan neye sahip ise o insan cimridir. Adam güçlüdür. Karşına zayıf bir kimse var, yardıma muhtaç. O gücünün zekatını vermiyorsa o da cimridir. Yani gücü var ama onu gerekli yerde, ihtiyaç anında kullanmıyor. O insan da cimri pozisyonu içerisine girmiş olur. Onun için kötü, kerih bir durumdur. Mümine yapışmayacak, mümkün mümine ait olmayan kötü bir sıfat olmuş olmaktadır. Bu ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak, اَلَّذ۪ينَ يَفْخَرُونَ Mübdedadır, mukadder bir haber. Haberi ise mukadderdir. Mesela ne gibi? Muazzebune. Onlar bakir olan kimseler ne olur? Azap olunurlar kendisine. O onun haberi olmuş oluyor. Min fadlihi car ve mecrur olmuş olup ait olan bir hale müteallik olmuş oluyor. Ve afetna lil kafirine cümlesi müstehnife oluyor. Ve mühinen ise bunun aslı müehvina ifadesi olmuş oluyor.
İsmi fail, sülasi mezid, ehane kökünden, ehane yuhinu, ihaneten kökünden gelmiş oluyor. Gramer olarak da burada hafızdan dolayı istikrarı sakine gibi harflerin birbirlerine bitişmesi hemze gibi ondan dolayı bu hale gelmiş oluyor bu gramer olaraktan. Evet 38. ayeti kerimedikse Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُمُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينَا فَسَاءَ قَر۪ينَا. Evet, eğer falan kez ne güzel etti desinler diye, rüya olsun diye, gösteriş olsun diye, mallarını insanlara gösteriş için infak edip verenler aslında ne Allah'a ne de kıyamet gününe inanmış kimselerdir. Allah'a inanan kimse malını gösteriş için sarf etmez. Diğer taraftan böyle kimselerin yoldaşı şeytandır. Şeytan kiminle yoldaş olursa ona kötü işler yaptırır. O ne yaman, ne korkunç bir yoldaştır. Ahirette de Cenab-ı Hak ne diyecek? Git, kimin için verdiysen, kime gösteriş yaptıysan, yapmak için verdiysen, git ücretini, ödülünü de ondan al. Ki doğrusu da odur. Veya dünyadaki insanlar onu alkışlamışsa zaten dünyada ödülünü almış demektir. Ahirette istemeye payı yok ki. Bu da bir rüya amacıyla yapmış ise. Bu ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan Salebi tefsirinde bu ayetin Bedir günü Müslümanlarla savaşmak üzere çıkan Kureyş ordusunun iaşesini sağlayan Mekke'li müşriklerin ileri gelenleri hakkında nazil olduğu ifade edilmektedir. Yine Yahudi ve münafıklar hakkında da indiği ifade edilmekte. İnsanlara gösteriş için olsun ifadesinden münafıkların kastedildiği ondan dolayı ifade edilir. Fakreddin-i Razi burada riya gösteriş kelimesi geçtiği için bu kabule şayan bir izahdır der. Çünkü riya bir çeşit nifaktır. Nifak da münafıkların alameti olduğuna göre onlarla ilgilidir demesinde de bir yanlışlık yok. Taberi de bu konuda ayet yerini Yahudilere ait sıfatları beyan ettiğini söyler ki öncekinde de demiştik bir önceki ayette 3 ayetin Yahudiler hakkında indiği ifade edilmiş idi. Evet, böylece bu 38. ayetin tahliline bakacak olursak demek ki Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenleri de Allah sevmez. Allah'ın sevmediği gruplardan birisi de budur. Şeytan kime arkadaş olursa o ne kötü bir arkadaştır. Bununla ilgili olaraktan Bakara suresi 264, Enfal 47, Zümer 47, Maun 6. ayette aynı manayı teyit etmiş olmaktadır. Bunlarla bağlantılı olaraktan. Evet bu ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak ria'e ifadesi mürai'nin tevilinden yani ria aslında mastar olmuş oluyor. Riya göstermek. Ama gösteren kişi mürai. Gösterenler, riyakarlık gösterenler. Ondan hal olmuş oluyor. Mansup olmuş oluyor. Aynı zamanda lehu ifadesi car ve meşhur olmuş olup karinenden hal olmak üzere ona müteallettir. Yine fesa karina cümlesindeki fa şartın cevabıyla bağlantılı olmuş olmaktadır o fa. Sa'e bu da bir ise makamında, yani ne kadar kötü oldu manasında olmuş olmaktadır. Yani aynı zamanda burada şu da var, yani bu şeytana ait bir duygu olup ne kadar şeytani bir sıfattır, ne kadar şeytana ait bir kötülüktür manasında. Fesa'e karina ifadesi, bu da şartın cevabıdır. Fa ise burada vacibedir, gerekli yani. Evet, gramer olarak bu şekilde olmuş oluyor. Bir 39. ayete bakalım. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا وَرَزَقَكُمُ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يمًا. Evet, bu ayeti kerimede de eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etseler ve Allah'ın verdiği nimetlerden onun rızası için, onun yolunda infak ve ihsanda bulunsalardı, onlara ne noksan olurdu? Elbette bir zararı olmazdı. Nihayet verdikleri sevap olarak kendilerine dönerdi. Allah onların yaptıklarını iyi bilir.
Herkese amelinin karşılığını verecektir. Herkes kendi amelinin karşılığını mutlak surette elbette ki alacaktır. Evet, demek ki insan Allah için vermeli, Allah'ın rızasını gözeterekten vermeli. Ücretini de elbette ki insan Allah'tan beklemelidir. Yani çünkü Cenab-ı Hakk'ın vereceği, hiçbir insanın vereceği onun vereceğine geçişemez. Allah verirse şanına, zatına, azametine, büyüklüğüne elbette ki yakışır derecede verecektir. Neden olarak bu ayette vav müstehnifedir. Ma istifham ve müttedadır. Zat ismi mevsul ve onun haberidir. Evet, bu da aynı zamanda mukadder sırasına müteallik olmaktadır. Aynı zamanda mahsuf şartın cevabıdır. Yani şu, lente'idu. Yine cümle şart olmuş olup müstehnife cümlesi, yani başlangıç cümlesi olmuş olmaktadır. 40. ayette ise Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزِمُ مِسْخَالَ نَحْرَةٍ. Hakikaten öyle. Allah hiçbir kimseye, hiç Allah kendi kullarına zulmeder mi? Etmez. Onun için muhakkak ki Allah zerre miskal, zerre ağırlığınca, atom ağırlığınca, esir maddesi ağırlığınca kesinlikle zulmetmez. Yani zulmetmekten kasıt kimseye haksızlık etmez. Her sahibine hakkını hakkıyla verir. Allah'ın bir ismi de haktır. Hak nedir? Her hak sahibine hakkını hakkıyla haksızlık yapmadan hak olarak da vermiş olmaktır. وَاِنْ تَكُوا حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيمًا. Eğer bir iyilik veya bir hasene yapmış olursanız, yaparsanız onu kat kat arttırır ve kendi katından da büyük bir karşılık ve ecir ve ücret olarak da elbette ki Allah onu verir. Yani bire 10 verir, bire 700 verir, 20 bin verir, 30 bin verir ve sayısız verir. Şüphe yok ki Allah hiçbir kimseye zerrece zulüm etmez. Üstelik bir kimsenin de zerre ağırlığı bir sevabı varsa onu kat kat arttırır. İyilikleri kat kat, günahları bir tane yazıyor ve bununla beraber tevbe ettiği zaman bekliyor ve siliyor bu derece. Ve ameline bedel verilenden başka kendi yanından büyük ecir ve sevap ihsan eder. Yani Cenab-ı Hak kuluna o manada bol bol vermiş olur. Bu ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan haber ediyor müfessirler, Allah Teala'nın bu ayet-i kerimesiyle kimlere vaatte bulunduğu hususunda iki görüş zikretmişlerdir der. Birincisi, bazılarına göre burada kendilerine vaat edilenler Allah ve Peygamberine iman eden bütün müminlerdir. Zira Ebu Hureyre Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah Teala yapılan iyiliği milyon kere arttırır. Aslında bu milyondan kasıt çokluk ifadesi, kinaye olarak da çokluk. Yani milyonlarca. Hadi diyelim ki en son sayı ne biliyoruz? Kentrilyon biliyoruz. Yani kentrilyondan sonra diyelim ki misal olarak bilmediğimiz için veya bir insan en fazla milyon biliyorsa, milyar biliyorsa ve çokluktan kinaye, 700 gibi şeyler mesela çokluktan kinaye olduğu için çokluğu ifade etmek milyonca defa Cenab-ı Hak verir. Çünkü haşa Allah verdiğinde eksilme, enflasyonun yükselmesi, ondan sonra bir sonraki aya yetişememe, azalma, son bulma, gelirlerin yetmemesi gibi haşa bir bütçenin yeterli olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Allah verirse şanına yakışır derecede verir. Zatına yakıştırırca Allah gibi vermez, Allah olarak verir. Gibisi fazla yani, gibisi fazla. Şanına yakışır gibi verir. İkinci olarak haberi, Abdullah bin Ömer ise bu ayette zikredilen vaadin sadece muhacirlere ait olduğunu, diğer insanların ve bedevilerin bu ayetin kapsamına girmediklerini söylemişlerdir. Bu hususta Atiye el-Avfi, Abdullah bin Ömer'in şunları söylediğini de rivayet etmiştir. Kim bir iyilik ortaya koyarsa ona o iyiliğin 10 katı vardır. Bir aşri emsaliha diyor Kur'an. Kim de bir kötülük işlerse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar ayeti bedeviler hakkında nazil olmuştur. Yine bir adam muhacirler hakkında hangi ayet nazil olmuştur diye sorunca Abdullah bin Ömer, muhacirler hakkında bu ayetten daha fazla vaaz beyan eden ayet nazil olmuştur. O da şüphesiz ki Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır. Katlanmanın sınırı yok. Ve yapana katından büyük bir mükafat verir. Bir de katından veriyor büyük mükafat.
Ayrıca Allah bir şeyin büyük olduğunu bildirince o şey gerçekten büyüktür demiştir. Taberi de bu ikinci görüşü tercih etmiş ve delil olarak da şunu zikretmiştir. Allah Teala'nın ve Resulullah'ın bildirmiş olduğu haberlerin birbirlerine ters olmaları imkansızdır. Madem ki Allah bir ayet-i kerimesinde mümin kullarının yaptıkları iyiliklerin karşılığını 10 kat olarak vereceğini, diğer bir ayetinde bu iyilikleri kat kat arttıracağını beyan etmiş ve Resulullah da bazı müminlerin mükafatlarının 2 milyon kat arttırılacağını, bazıları ise 10 kat arttırılacağını bildirmiştir. O halde mükafatları çokça arttırılanlar, Ebu Hureyre'nin de rivayet ettiği gibi muhacirlerdir. Daha az arttırılanlar ise Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği gibi muhacirlerin dışındaki müminlerdir. Böylece ayet ve hadislerin zıt gibi olmaları ortadan otomatikmen kalkmış olmaktadır bu mana doğrultusu içerisinde. Evet, ayette zerrenin ifadesi geçti. Zerre aslında Türkçe'de kullandığımız atomun karşılığıdır. Mesela Yunus suresinde Cenab-ı Hak ve eskara min zalik. O Allah mesela orada buyuruyor, zerreleri yaratan ve ondan daha küçüklerini yaratandır. Bediüzzaman Hazretleri daha küçüğünden esir maddesi diyor. Yani Arapçadaki zerre Türkçedeki atomun karşılığı olmuş oluyor. Evet, bu aynı zamanda zürriyetle de bağlantısı vardır. Benim zürriyetimden, soyumdan, soyumuzdan teslim olan, Allah kimseye zulmetmez, haksızlık etmez. Yine bu manada zerre en küçük parça, en küçük mesela organ gibi ifadeler içerisinde kullanılmış olmaktadır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de 4 tane kadar ayet-i kerimede mevcut olmuş olmaktadır. Evet, ayet-i kerimede demek ki büyük bir mükafat olduğunu, mesela Katade şöyle der, hasenatımın seyyiatından, günahlarımdan bir zerre fazla gelmiş olması bana dünyadan ve dünyada olan bütün şeylerden sevgilidir. Evet, tabii atom, bildiğimiz gibi aslında atom maddenin en küçük parçası değildir. Çünkü o da nötron, elektron, proton diye bölünüyor. Şimdi daha da ileri gidildi. Nötron, elektron, protonların arasında ayrıca onların birbirine katışımını engelleyecek olan perdeler var. Onun için şimdiye kadar hep maddenin en küçük parçası atom deniliyordu. Artık atomun içerisine de girildi. Onun için gerek ayetin ifade ettiği, gerek Bediüzzaman ifade etmiş olduğu maddenin en küçük parçası elbette ki esir denilen maddedir. Esir denilen maddedir. O esir denilen madde ve asgari min zalik Kur'an ifadesiyle artık atomdan daha küçük olup bölünmeyen en küçük parça. Bölünmeyen en küçük parça olmuş oluyor. Eskiler ona cüz-ül hayete cezza deniliyor atoma. Yani parçalanmayan veya cüz-i terk gibi o şekilde ifade ediliyor. Atomla ilgili tabii epey bu konuda Kur'an-ı Kerim'de 5 ayette miskal ederle tabiri mesela geçmektedir. Miskal de ölçü birimi olmuş oluyor. Zerre de mesela güneşin doğması, güneş ışıklarının yayılması, dağılmak ve saçmak manasına da ayrıca geliyor. Küçük karınca manasına da geliyor. Yine pencereden giren güneş ışığında görünen en küçük toz manasına geliyor. Anlamlar dağılma ve yayılma anlamından türemiş oluyor. Yine İbn Abbas'tan gelen bir haberde İbn Abbas'a zerre sorulmuş. O da elini toprağa sokmuş, kaldırıp üflemiş. Sonra da işte parmağından uçan şeylerin her biri bir zerredir demiştir. Yani insanoğlu tabii bu zamanda artık zerrenin de içerisine girince, zerre de parçalanınca elbette ki artık zerrenin en küçük parça olmadığını anlıyor. Yine Kur'an'da ne yerde ne gökte zerre, yani atom karşılığında bir şey Allah'ın ilminden gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük bir şey yoktur ki apaçık kitapta bulunmasın demin ifade etmiş olduğum bu ifade. Yine bu konuyla ilgili Sebe suresinde de ayrıyeten bilgi mevcut olmuş olmaktadır. Evet, atomla ilgili epey tabii bu manada bilgi var. Zerrenin karşılığı olmuş olduğu içindir ki atomla ilgili çok bilgilere de epeyce geniş bu konudaki detaylı bilgilere de çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Yani tabii atom deyip geçmemek lazım. Belki de atomun parçalanmış olması bu çağımızın en önemli meseledir. Ceren diye atomun parçalanması yıllarca süren bir şeyde atomun içerisine girilerekten. Yani aslında
insanoğlunun bu asırdaki en güzel noktası, bir uzayın derinliklerine giriyor, diğeri atomun içerisine giriyor. Hem mikro alem hem makro alem. Hani insanın bu hususiyetidir. Hem mikro alemde hem makro alemde geziyor. Ama tabii ki bunun kadar önemli olan, insanoğlunun elbette ki kendisini unutmaması. Yani en büyük sıkıntı, en büyük problem, insan makro alemde ve mikro alemde gezerken kendi iç dünyasını unutmuş olması o insan için büyük bir gaflet olur. Yani en azından o bu insanın düşünmesi lazım. Tam makro aleme giderken, mikro alemin içerisine giderken düşünmesi lazım. Ben kimim, nereden geliyorum, bu dünyadaki vazifem nedir, beni gönderen kimdir, beni gönderen benden ne istemektedir? Bu insanlar yahu geliyorlar belli bir müddet, 70-80 sene gibi bir zaman içerisinde burada kalıp geçip gidiyorlar. Her o kadar çalışıyor, çabalıyor, her şeylerini burada bırakıyorlar. Bunları gönderen kimdir, bunları gönderen bunlardan ne istemektedir gibi en azından yaratılışının amacını işte düşünmesi lazım. Bunu düşünmek atomu parçalamaktan, bunu düşünmek uzayın derinliklerine girmekten daha önemlidir. En büyük buluş uzayın derinliklerinde bir yıldızı, bir galaksiyi, mikro alemdeki atomun parçalana en derinliklerine girmekten daha önemlisi, onu önemsiz olarak asla denilmez zaten de insanın kendisini bilmesi, kendisini tanıması. Efendimizin de buyurduğu gibi men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu, nefsini bilen Rabbisini bilir. Allah'ı bilmenin yolu nefsini bilmekten geçer. Allah'ı bilmek kainatı, her şeyi, ona ait sanatı bilmek demektir. Evet, tabii atomla, atomun parçalanması ile ilgili, fizik dünyası, onunla da ilgili epey bilgiler de burada mevcut. Ben bu uzunca ifadelerden birer cümle de olsa sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yine sahabe delil getirirken bazı şeylerde ayetle istişhat ediyorlar, delil getirmiş oluyorlar. Yani çünkü en büyük Kur'an'dan sonra delil getirilecek şey elbette ki şüphesiz ki hadisler olmuş oluyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş, bu konuda ne ifade etmiş, elbette ki onun getireceği delil en önemli bir delil olmuş oluyor. Mesela buna örnek olaraktan Ebu Said el-Kudri'nin Peygamberimizden rivayet ettiği kıyamet gününde insanların hali ve az çok sevabı olanların cehennemden çıkarılacakları bildirilir. En sonunda Allah meleklerine şöyle buyuracaktır. Gidiniz, kalbinde zerre kadar hayır olanları çıkarınız. Ebu Said bu hadisi söylediği zaman şunu da ilave ederdi. Eğer tasdik etmezseniz şu ayeti okuyun. Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onun sevabını kat kat arttırır. Kendi canilinden ayrıca pek büyük bir mükafat verir. Böylece buna da aynı zamanda hadisle istişhat deniliyor. Hadisle delil ve şahit getirme olayı olarak da ifade edilmiş oluyor. Evet, çünkü Efendimiz Allah'ın namına, Allah'ın emirlerini ifade etmiş oluyor. O kendi heva ve hevesinden elbette ki konuşmuyor. Onun için direktmen Allah'tan aldığı emirleri konuşuyor. Şimdi bu konuda yani bu zamanda özellikle fizik alimlerinin en çok üzerinde düşünecekleri husus o. Yani madem ki atomu böldük, bu konuda Bediüzzaman Hazretleri'nin hakikaten o boşluğu dolduran, her şeyin boşluğunu dolduran esir maddesinin, yani fezada olsun, uzayda olsun, güneşte olsun, nerede olursa olsun, en ince boşlukları, ara noktaları dolduran, tabiri caizse her şeyin ara harcı, bir derece esir denilen madde olmuş olmakta. Bugün Batı dünyası da artık bunu kabul etmiş, esir maddesinin maddenin en küçük parçası olduğunu ifade etmiş. Bizim de hala bu konuda artık atomdan kurtulmamız, çıkmamız lazım. Evrendeki birlik ve beraberlik, yine kuantum teorisinde de ifade edildiği gibi bu esir maddesiyle olmuş oluyor. Kuantum, bu da önemli bir husus. Yani kuantum teorisi de insanı Allah'a götürecek, Allah'ın vahdetine, varlığına, birliğine, tevhidine götürecek olan önemli bir faktör olmuş oluyor. Ona da bu manada bakmakta elbette ki yarar söz konusu olmuş olmaktadır. Evet, bu ayeti kerimelerde de demek ki Cenab-ı Hak kullarına haşa haksızlık etmez, zulmetmez, her hak sahibine zerre kadar da olsun hakkını verir.
Bu ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak, misran ederli ifadesi nâib ve mef'ulü mutlaktır. Yani zulmen vezne miskalin. Öyle bir zulüm ki, miskal ağırlığınca da olsa Allah böyle zulmü yapmaz. O iddeti hasen eden buradaki vav atifedir, inşafiyedir. Tepu fiili, bu fiil olup aynı zamanda tepu, muzari ve nakız, sükun ile de meczumdur. Bu da aynı zamanda tahsif amacıyla mahsuf olan bir nuna, nun ile nuna mukadder olmuş oluyor. Evet, hasen eden tekunun haberi. Ve in tekun cümlesi ise, bu da innallaha la yazdimu cümlesine matuf olmuş olmaktadır gramer olaraktan. Evet, 41. ayette Rabbimiz, fekeyfe izâ ci'nâ min külli ümmetin bi şehidin ve ci'nâ bike alâ hâulâi şehîdâ Resûlüm. Her ümmetin peygamberini onların amellerine şahitlik için getirdiğimiz ve seni de bu şahitlerin doğru söylediklerini tasdik için şahit getirdiğimiz zaman kafir ve müşriklerin halleri nice olacak? Yani böyle korkunç günde günahlar gizlenebilir mi? Hesap ve sorgu gününde Allah'ın hakem ve hakimliğinde hiç günahlar gizlenebilir mi? Bilakis kıyamet günü günahlar aşikar olacak ve herkese karşılığı erişecektir. Çünkü ahiret her şeyin fahş olduğu gündür. Ahiret her şeyin ifşa olduğu gün. Ahiret her şeyin ortaya çıktığı, hiçbir gizliliğin olmamış olduğu bir gündür. Ayetin tahliline bakacak olursak, ayette geçen eşhad kelimesi, bu şahidin çoğulu olmuş olup Kur'an-ı Kerim'de 6 şekilde tefsir edilir. Eşhad, tebliğe ki tebliğde bulunanlardan kasıt nebilerdir. Şahitlik eden manasında kullanılmış olmakta. Her birle ilgili birkaç ayet mevcuttur. Yine Adem oğlunun amelini yazan kıssedici melek manasında kullanmıştır. Şüheda ile nebilerin tebliğinde bulunduklarına şahitlik edecek olmaları hasebiyle ümmet-i Muhammed kastedilmektedir. Şehit kelimesiyle Allah yolunda şehadet eden kimse kastedilmiştir. Şehit kelimesiyle bir kişinin hakkına veya insanların haklarına dair şahitlik etme, şehadette bulunma kastedilmiştir. Yine şehit, hazır bulunma, hazır bulunan manasında kullanılmış ve bunlar ile ilgili onlarca da onun üzerinde ayet-i kerime delil olaraktan geçmiş olmaktadır. Evet, böylece bu ayetin bir de gramer olarak tahliline bakacak olursak, baştaki fe istinafiyedir, fe keyfedeki başlangıç cümlesi. Keyfe ismi istifam ve haldir. Yani fe keyfe yestavune, nasıl yapıyorsunuz manasında. İza ise zarf-ı mahzdır, amil ise mukadder olmuş oluyor. Yani yestavune, şehiden de aynı zamanda hal olmuş olmaktadır. Yani burada yestavune, mukadder olmuş olmaktadır. Evet, 42. ayeti kerimede ise yevme izin yeveddüllezine kefebu yevme izin yeveddüllezine kefebu ve asabur resule lev tüsevva bihimul ardu ve la yektumunallah hadita yevme izin o gün. İşte o günde, öyle bir günde. Burada nebri olarak gelmiş olması işin dehşetini, büyüklüğünü, azametini ifade içindir. Nekre aynı zamanda mutlak manayı ifade ediyor. Mutlak olarak zikredilmesi, yani bir kayıt altına alınmıyor. Öyle bir günde hem azametli, büyük, dehşetli, sınır, yani zihin sınırları içerisine alınmayacak derecede öyle bir günde. Ne olur? يَوَدُّلَّذ۪ينَ كَفَرُ O küfredenler ister, arzu eder, talep ederler. Daha kim? وَاَصَّبُوا رَسُولَ Ve aynı zamanda Resul'e isyan etmiş olan kimseler temenni ederler. Ne gibi? Ne olarak? لَتْسَوَّا بِهِمُ الْعَرْضِ Keşke kendileri yerle bir olsalardı, yerin dibine girselerdi, toz toprak olsalardı veya hiç olmasalardı. وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ بِذَا Daha da öte, keşke onlar hiç sözü edilmez, kendisinden bahsedilmez, Allah'ın kendilerini kesmetmiş olduğu
sözü böylece Allah'tan kesinlikle ve kesinlikle söylediklerini de hiçbir surette gizleyemezler. Çünkü her şey Allah'ın hafiz ismiyle muhafaza altına alınmış olmaktadır. Evet, kafirler ve Resul'e isyan edenler o günde, o dehşetli günde, kıyamet gününde kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler, saklanamazlar, yaptıkları her şey onların karşılarına gelmiş olur. Evet, peygamberlerinin amellerine şahitlik yapmış olduğu ümmetlerden Allah'a inanmayıp peygambere karşı gelenler o gün, yani kıyamet günü yerle bir olmayı isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizlemeye kadir olamazlar, gizleyemezler. Çünkü bir taraftan peygamberler, bir taraftan da kendi organları şahit eder. Yasin suresinde de ifade ettiği gibi ağızlarına mühür vurulur. O organlar yaptıklarını teker teker dile getirmiş olurlar. Bu durumda da kaçınmak mümkün değildir. Burada sevva, seveye kökünden geliyor. Metre, tartı ve ölçekle yapılan geçerli denkliktir. Mesela bu elbise şu elbiseye denk manasında gibi kullanılır. Yani yerle bir olsaydı, yere denk olsaydı, yerin seviyesinde, tesviyesinde, düzeninde olsaydı, yani yerin dibine girseydi gibi tamamen yerle bir olup böylece yok olmalarını temenni ederler. Bununla ilgili epey uzunca aslında izahatlar var. Bu konuda 20'nin üzerinde de ayet-i kerime mevcut olmuş olmaktadır. Evet, bir bu manada gramer olarak 42. ayetin tahliline bakalım. Yevmeizin yeveddu ifadesi zarfı zamandır ve yeveddu'ya müteallittir. İz ise ismi zarf, aynı zamanda sükun üzere mebni ve muzafı ilektir. Termini ise rivadi içindir, bedel için. Andan. Yine lev mastariyedir. Lev cümlesi mastariyedir. Maslar aynı zamanda veddenin mef'ulü olmuş oluyor. Velâ yektumûne cümlesi ise bu da mahalli olmayan yeveddû cümlesine mağduf olmuş, onunla bağlantılı olmuş olmaktadır. Evet, 43. ayet ise يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِي سَب۪يلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا Evet, tabii burada konu değişmiş oluyor. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz, ey iman edenler, ne deyip ne okuduğunuzu bilinceye kadar sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Bir de yolunuzun zorunlu olarak mescitten geçmesi müstesna, cünüp iken hem mescide girmeyin hem de namaz kılmayın. Eğer seferdeyseniz, yahut teladan geldiyseniz ya da kadınlara cinsi yakınlıkta bulunup da su bulamamışsanız o vakit temiz ve pak olan bir toprakla teyemmüm edin. İki dar bir niyet teyemmüm. İki dar bir niyet. Yani iki kere vuruş yapılacak. Teyemmümde teyemmüme evvela niyet edilmiş olacak. Bir, su bulunmadığı takdirde veya suyu kullanabilecek ortam olmadığı takdirde toprakla alınan bir abdesttir. Burada iki dar bir niyet derken bir kere vurulacak, ellerin tersiyle silkelendikten sonra çakıl makıl varsa, toprak veya toprak cinsinden tuğla gibi buna benzer şeylerle de olur. Birincisinde yüzlere sürülecek, ikincisinde yine toprak cinsinden bir şeye vurularak eller tersiyle silkelenir, toprak, herhangi çakıl makıl varsa, evvela sol elle sağ ele bu şekilde sıvazlanıp, bu da içini ters çevirirse hiç bu oynatılmaz, yere aşağı inecek. Bu sefer de sağ eller sol ele bu şekilde sıvazlanır ve el otomatikmen ters çevrilmek suretiyle, bu da otomatikmen tekrar aşağı inmek suretiyle bu şekilde teyemmüm alınır. Su bulunduğu zaman teyemmüm bozulur veya suyu kullanabilecek ortam olursa teyemmüm de otomatikmen bozulmuş olur. Yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar mesh ediniz.
Şayet teyemmümde veya namazda bir noksanınız olursa tövbe ettiğiniz takdirde şüphesiz Allah tövbe edenleri affedir, bağışlayandır. Bakınız Hazreti Ali anlatıyor. Abdurrahman bin Avf bizim için yemek hazırlayarak bizi davet etti. Gittik yemeğe yedik. Arkadan şarap ikram etti, içtik. Yani içecek. Bu ziyafet şarabın ikram edilmesinden önceydi. Şarap beni sarhoş etmişti. Namaz vakti gelince imam olmamı istediler. Namazda kafirin suresini okudum. Ancak sizin taptığınızda ben tapmam diyecek yerde biz sizin taptığınızda taparız şeklinde yanlış okudum. Daha içkinin tamamen haram olmadığı dönemde. Bunun üzerine ey iman edenler ne deyip ne okuduğunuzu bilinceye kadar sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Bir de yolunuzun zorunlu olarak mescitten geçmesi müstesna cünüp iken hem mescide girmeyin hem de namaz kılmayın ayeti nazil oldu. Bu ayette yasaklık açık olmakla birlikte caiz olma ihtimali de yok değildi. Bunun üzerine hemen terk edenler bulunduğu gibi henüz terk etmeyenler de vardı der. Hazreti Ömer'in Allah'ın şarap hakkında bizlere yeterli beyanda buyur, bulun diye dua etmesi üzerine Rabbimiz Maide Suresi 90-91. Ayetleri inzal etti. Ve içki tamamen yasak edildi. Bu konu adı geçen ayetler gelince orada da zikredilmiş olacak Maide Suresi'nde bununla alakalı olaraktan. Evet bu ayet nüzulüyle ilgili bir sebep olmakla beraber diğer nüzul sebeplerine baktığımız zaman bu Resulullah'ın ashabından bir grup hakkında nazil olmuş. Bunlar şarap içerler ve sarhoş halde namaza gelirlerdi. Böylece kaç rekat kıldıklarını ve namazlarını ne okuduklarını da bilemezdi. Yine Abdurrahman bin Avf'ın aynı şekilde burada okuduğumuz gibi kafirin suresindeki la'yı okumayıp mananın bozulmasına neden olan bu ayet inmiş oluyor. Yine Hazreti Ali'nin aynı şekilde yine ifadesi mevcut. Yine bu konuda Mus'ab bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre o da şöyle anlatıyor. Ensardan birisi yemek hazırlamış. Muhacir ve ensardan bazılarını da yemeğe davet etmişti. Yedik, içtik ve sarhoş olduk. Sarhoş olunca da soyumuzla sopumuzla ölmeye başladık. Bir adam elinde bulunan ve etini yediği devenin çene kemiğini kaldırıp sağa da vurdu ve burnunu yardı. Bu hadise içki haram kılınmazdan önceydi. Bu hadise üzerine bu ayet indi diyor. Mus'ab'ın bu rivayeti Enfal suresinin 1. ayetinin nüzul sebebi olarak da oradan geçmiş olmaktadır. Yine içki içip sarhoş olununca namaz kılmama hükmüne dayanak olan bu Nisa 43 ayetiyle içkinin kesin olarak haram kılındığı hükmüne dayanak olan Maide 90. ayetinin nüzul sebebinde en meşhur olan rivayet ise şudur. Süddi'den bu da rivayet ediliyor. Sana içkiyi ve kumarını sorarlar. Ayeti nazil olunca bazı kimseler yine de içki içmeye devam ettiler. Nihayet bir gün Abdurrahman bin Avf bir yemek hazırlayıp içlerinde Hazreti Ali'nin de bulunduğu bazı sahabileri yemeğe davet etti. İşte buradaki Kafirun suresindeki okuma durumu ve birkaç tane de bu şekilde aynı şekilde nüzul sebebi olaraktan bu durum ifade edilmiş olmaktadır. Mesela yine bununla ilgili Efendimizin mesela ey ahali, Efendimizin münadisi, nida edicisi çıkar, ey ahali, sarhoş olanlar namaza yaklaşmasın diye nida ederdi. Nihayet bir günde Sa'd bin Ebi Vakkas yemek yapıp içlerinde ensardan birinde bulunduğu bazı sahabileri yemeğe davet etti. Onlara ikram etmek üzere deva başı kızartmıştı. Yemeğe buyurun dedi, yediler, içtiler, sarhoş oldular, konuşmaya daldılar. Davette bulunan ensari, Sa'd'ın bir sözüne öfkelenerek elindeki etini yemekte olduğu deve çene kemiğini kaldırdığı gibi Sa'd'ın kafasına geçirdi. Ve Sa'd'ın burnunu kırdı. İşte bunun üzerine Allah, ey iman edenler, içki kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar ve fal okları şeytan işinden bir pisliktir. Artık onları bıraktın değil mi ayetini indirmiş oldu. Evet, burada yine Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın bu durumu ve içkinin haram kılınması ile ilgili onunla bağlantılı olan böylece bu ayet her ikisini de ifade etmiş oluyor. Fahreddin Razi'nin bu konuda 10. nüzul sebebi olaraktan içki henüz mübah iken Abdurrahman bin Av sahabenin ileri gelenlerinden bir cemaati ziyafet verdiği ve kafirin suresini yani ibadet etmiyorum derken dahi söylemeyip ibadet ediyorum demesi üzerine bu ayet
inmiş olmaktadır. Evet, böylece duruma göre ayet-i kerimelerin nüzul sebebine göre inmiş olması tabii ki ayrı bir mana kazandırmış oluyor. Ve özet olarak 13. nüzul sebebi olarak da Fahreddin Razi diyor. Bütün müfessirler bu ayetin içki içme hakkında olduğuna itibar etmişlerdir. Usulü fıkıhta bir ayet muayyen bir hadise hakkında ve belli bir sebepten ötürü nazil olmuş ise o sebebi nüzulün o ayet ile murat edilmemiş olması imkansızdır, kaidesi yer almıştır der. Evet, demek ki bu ayette geçen durumlar ise tahliline bakacak olursak seferin diyor. Aslında sefer yolculuk manasına ilk etapta gelse de örtüyü kaldırmak manasına, keşfetmek, açmak manalarına da gelmiş olmaktadır. Mesela yüzün üzerinden başörtüyü, örtüyü, peçeyi sıyırdı, kaldırdı, çıkardı gibi manalara gelmiş olmaktadır. Mesela adam yolculuğa, sefere çıktı. Yani bu aynı zamanda insanın mekandan, mekanın da insandan yola çıktığı itibarıyla müşareke anlamına gelmiş olup, mekanın da insandan yola çıktığı itibarıyla müşareke anlamına gelmiş olmaktadır. Evet, yani genel ifadeyle müstahmen olan, kullanılan, çokça kullanılan olay elbette yolculuğa çıkma manasına gelmiş oluyor. Mesela sefer gibi, sifar gibi aynı kökten de gelmiş olmaktadır bu ifade. Bununla ilgili ona yakın Kur'an-ı Kerim'de de ayet mevcut olmuş olmaktadır. Evet, bu ayet-i kerimede yine farklı Bakara suresinin 219. ayetinin bununla olan Maide dediğimiz gibi 90. ayetinin bununla ilgili olan noktaları var. Ayette yine geçen bazı kelimeler, mesela cünüp cenabet olan yani menisi gelen kimsedir ki mastar gibi hem bir kişiye hem de çoğula denilir. Cünüp aynı zamanda yan manasına da geldiğini ifade etmiştik. İtisar gusletmek yani tepeden tırnağa yıkanmak. Abir-i sebil geçmişte yolculuk edenler, sefer halinde bulunanlar, abir aslında ubur etmek, geçmek, gitmek manasında, yolda gitmek manasında kullanılmış oluyor. Gayet ise engin, çukur yer demek olup helaya işaret etmiş olmaktadır. Yani heladan gelmekte kinaye yoluyla hades ve abdest bozmak anlamına gelmiş olmakta. Gayet çukur olduğu içindir ki yani tuvalet olaraktan, hela olaraktan o manayı hatıra getirmiş oluyor. Teyemmüm de aslında kastetmek manasına, yani su olmadığında toprak cinsinden olan bir şeyle demin de ifade ettiğimiz gibi abdest almak olmuş oluyor. Ayette geçen bazı ifadeler. Evet, yine burada ayette bir de dokunma ifadesi geçmişti. Dokunma cimayı, Şafii ise el değil abdestin bozulması bu ayette kendilerine delil getirmiştir. Hani Şafii mezhebine göre kadına el değdiği zaman abdest bozulur. İşte Şafii'ler bu 43. ayeti kendilerine delil getirerekten kadına değmenin, elle değmenin abdesti bozduğunu ifade ediyor. Ama Hanefilere göre, bize göre ise buradaki dokunmadan kasıt ise cima, cinsi münasebette bulunma kastedilmiş olmaktadır burada. Yani bu da anlama farkından kaynaklanmış oluyor. Hatta ifadesi geçmişti. Bu harf bir yerdir. O ki, vakta ki, hatta aynı zamanda intiha dediğimiz nihayeti, sonucu da bildirmiş olur. Yani sonu, bir şeyin sonunu, mesela balığı yedim, nereye kadar? Başına kadar. Yani burada sonu ve nihayeti, intihayı, sonucu, neticeyi bildirme manasında olmuş olmaktadır. Evet, bu ayette demek ki Rabbimiz bazı şeylerin ehli imana içkili bir vaziyetteyken yaklaşmayınız. Yani aklı giderecek, ne dediğinizi bilmeyeceğiniz ki içki konusunda da Efendimizin hadislerinde çokça örnekleri var. Efendimiz içkiyle ilgili olarak 10 kişiyi lanetlemiştir. Satan, taşıyan, götüren vesaire. 10 kişiye varıncaya kadar 10 kişiyi lanetlemiştir. Efendimiz kolay kolay lanet etmez. Ama içki yine Efendimizin buyurduğu gibi, hepimizin bildiği gibi bütün kötülüklerin anasıdır.
bütün kötülüklerin doğuş yeri, çıkış yeri, kaynağı içki olmuş oluyor. Bir mümin olarak da içki içmez diyor. Bir insan içki olarak, içki içerekten ölmüş olsa içki halinde, Allah korusun mümin olmadan gitmiş olur ayetin, hadislerin zahirine göre. Yine Efendimiz'in maalesef kesiyorum fekalilu haramın, çoğu sarhoş eden şeyin adı da haramdır. Yani bir insan diyemez ki, ya ben az içiyorum sarhoş olmuyorum veya çok içiyorum hiç ben sarhoş etmiyorum. O halde çoğu sarhoş eden şeyin adı da otomatikmen haramdır. Böyle çok affedersiniz. Yani necisin ve pisliğin çoğu da azı mı olur? Eğer bir şey pis ve necis ise azı da pisliğin çoğu da pistir. Bu konuda içkiyle ilgili çokça onlarca hadis-i şerifleri bulabilirsiniz. Efendimiz bir teberrüken İbn-i Ömer'den bir rivayetle, bir hadiste buyuruyor. Her sarhoş edici hamurdur, içkidir ve her sarhoş edici haramdır. Kim dünyada içki içer ve tevbe etmeden onun tiryakisi olduğu halde ölürse ahirette cennet şarabını içemez. Evet, artık bugün herkes ilmen, tıbben, görerek, sosyal bir vaka olaraktan, psikolojikmen elbette ki bilmektedir ki hakikaten içki her yönüyle haram edilmesinde bir değil, binlerce trafik kazalarına bakıyorsunuz, adam öldürmelere bakıyorsunuz. Birçok günahların başlangıcının kaynaklandığı nokta aklı devre dışı bırakaraktan içkiden kaynaklanmış olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Bununla ilgili onlarca önünde hadis-i şerif mevcut olmuş olmaktadır. Ayette merva ifadesi. Merva maraz kökünden geliyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de 4 manada tefsir ediliyor. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Ben başlıklarıyla arz edeceğim. Maraz, şek ve şüphe anlamında, fücur ve günah anlamında, yara, yaralı manasında, cins olarak hastalık, herhangi bir hastalık manasında kullanılmış olmaktadır merva ifadesi. Yine ayetin tahlilinde mes ifadesi geçmişti. Dokanma, temas etme ifadesi. Bu da Kur'an-ı Kerim'de 3 şekilde tefsir ediliyor. İmam Şafii o kadına değme olarak almıştı. Birincisi cima, cinsi münasebet manasında kullanılıyor. Bunun her biriyle ilgili birkaç ayet var. İsabet etmek, değmek, gelip çatmak manasında kullanılıyor. Bir de delilik kastedilmiş oluyor bununla ilgili olaraktan. Evet ve diğer ayetin tefsirinde bazı incelikler de vardır. Sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Yani bu namaz hani anlatılır ya, aslında ibretli olduğu için Bektaşi'nin birine demişler, niye namaz kılmıyorsun? Demiş ki Allah Kur'an'da la takrabu salah diyor. Yani namaza yaklaşmayın diyor. Peki devamı ne oldu demişler, yani ve entüm sükara, sarhoş olduğunuz halde. Demiş hafız değilim, orasını bilmiyorum, ezberlememişim. Yani tabii burada da ayrı bir incelik var. Evet, namaza yaklaşmayın. Ama hangi durumda içkili olduğunuz bir vaziyette. Ayetin buradaki tefsirinde de namaza yaklaşmayınız ifadesinde de hakikaten belagat kuralı gereği olaraktan bir incelik vardır. Tıpkı İsra suresinin 32. ayetinde de zinaya yaklaşmayın. Yani zina yapmayın demiyor, zinaya yaklaşmayın. Yani günahın yanına varmayın. Günahı işlemek değil ya da daha günahın yanına yakınına yaklaşmayın. Yani böylece bir uyarı, bir ince bir ifade olaraktan Kur'an böylece daha değil o fiili yapmayı, o fiilin yanına yanaşmaktan bile insanları Rabbimiz bu incelik ifadesiyle sakındırmış olmakta. Onunla ilgili birçok tabii ki ayrı Kur'an'da geçen farklı yerlerde incelikler mevcut olmuş olmaktadır. Tabii ayet içkinin yasak olması malumunuz 3 aşamada inmiş oluyordu. Çünkü Araplar bizler nasıl ki kışlık zahirenizi, odun kömürümüzü hazırlar isek, Araplar da aynen onun kadar önemli olan içkilerini de hazırlardı. Bu kendileri için gayet kışlık en önemli bir meseleydi. Ama Cenab-ı Hak ruhlarına silmiş olan o duyguları yavaş yavaş ve patlak veren olaylarla beraber 3. aşamada tamamen Rabbimiz bunu yasaklamış oluyor. Artık o sahabiler öyle bir hazır hale gelmiş oluyor ki ifade edildiğine göre günlerce sokaklarda içkiler atmış oluyor. İnsanlar bütün içkilerini tamamen
dışarılara ataraktan ve böyle bir şey içerisine düşmekten, bunu yapmaktan kendilerini sakındırıyorlar. Evet, bu konuda Bediüzzaman Hazretleri'nin de şu ağlar ifadesinde bu deminki o Bektaşi örneğine ilgili tarihçi hayatta da aynı şekilde örnekleri orada da ayrıyeten verilmiş olmaktadır. Orada da örneği bu ayetin mevcut olmaktadır. Evet, burada yine ve in kuntum merda ifadesi bu konuyu da Bediüzzaman Hazretleri ele alıyor. Kastamonu Hayfası 17 ve 18. sayfada bunu işlemiş oluyor. Ebced çifir hesabıyla önemli bir noktayı da Bediüzzaman Hazretleri çıkarmış oluyor. Oraya da bakılabilir bu ayetle ilgili olaraktan. Ve gramer olaraktan ayetin tahliline şöyle bir bakalım. Ve en tüm sükara cümlesi haldir. Velâ cünüben sözü ise hali müfrettir. Bu da ve en tüm sükara cümlesine matuftur. Ve inkıntüm merda cümlesi, bu da la takrabu cümlesine matuftur. Mahalli olmaksızın. İlla abiri sözü ise buradaki illa hasır içindir. Sadece ve sadece ona mahsus olaraktan. Abiri ise ya ile mansup ve haldir. Alen seferin car ve mevcut olmuş olup kânenin haberine matuf olan bir mahsufa müteallittir. Merda yani saiden mef'ulün bi, yani hasta olduğunuzda saiden mef'ulün bi olmuş oluyor. Yani ıksıdu manasında kastetmeyi ifade etmiş olmakta gramer olaraktan. Evet, ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.